merkez bölgesine çevirdik. Yanımızda firmamızın kurucu ortaklarından Hatice Hanım var. Aynı zamanda da Nurcan Hanım var. Önce kendilerini tanıyacağız. Sonra da çok güzel hizmetlerimiz var burada çocuklarımız için. Onları bizzat sizlere aktarmış olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz diyorum. Siz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İlk önce sizlerle başlayalım. Firmanın kuruluş aşamasını. Biraz kendinizden bahsedin. Biraz da bu firmaya nasıl başlamaya karar verdiniz? O kısmı ele alalım. Ben Hatice Daş, iki çocuk annesiyim. Çocuklarım artık büyüdükten sonra boşluğa düştük. Arkadaşımla beraber, yani Erzincan'da hiç olmayan, Erzincan için ne yapabiliriz, Erzincan'ın gelişmesi için ne yapabiliriz diye bir kafa fikri ortaya çıktı. Eşlerimizin de onayını aldıktan sonra bu firmayı kurmaya karar verdik. Çok da güzel bir iş çıkardığımız kanaatindeyim. Yok, çok güzel gerçekten. İçeri girince zaten bir kadın elindeydi, çok fazla belli oluyor. Aynen. Bir anne elinin. Evet. Anne olarak her şeyi daha ihtiyacı içinde düşündüm. Kendi çocuklarımızda. Tabii kendi çocuklarımızda. Yani hiçbir fark yok. İnanma kendi çocuklarımızdan. O kadar sevmiyoruz. O kadar sahiplendiyor ki. Şimdi siz aynı zamanda çocuk ben, evet, çocuk eğitimciyim. Artı sertifikalarım var. İşte maddenlik eğitim konusunda, Montessori eğitim konusunda. Bunlarla ilgili bir sürü sertifikalar aldım ben. Biz üçer sahiplik haftada üç gün. Çocukları kreşe, ana sınıfına alıştırabilmek için, annelerden birazcık uzaklaştırabilmek için, aynı zamanda onlara güzel bir eğitim verebilmek için haftada 3 gün, 3 saat bir alıştırma dönemi gibi bir uygulamamız, bir planımız var. Çocuklar haftanın 3 günleri bizimle. 3-6 yaş grubumuz var, artı 2-3-3 yaş grubumuz. Daha küçük çocuklarımız da var. Tabii bu küçük çocuklarımızı daha çok sosyalleşmeleri. Orada hayat aslında. Aynen. Yani anneden bağımsız, kendi yaşıtlarıyla vakit geçirebilmeleri. Amacımız tamamen çocuklar ve anne üzerine. Evet, anne üzerine. Aynen. Kısmı da var. Evet. Nasıl ele alalım? Yani anneleri de nasıl ele aldık? Çocuklarını bırakamayıp spora gelemeyen, kendilerine vakit ayıramayan anneler için ne yapalım dedi. Annelere burada böyle bir saat ayarladık ve çocukları annelerinden bağımsız oyun odasında oyun oynuyorlar. Hiçbir yere bırakmak zorunda kalmıyorlar. Çocuklarla beraber geliyorlar. Anne orada sporunu yaparken çocukları yan odada. Evet, anneden bağımsız. Mükemmel bir şekilde kendiler olup gidiyorlar. Kendiler doymuş oluyorlar. Evet. Çünkü birçok anne bunu yapamıyor. Evet, hepimiz yapamadık bu zamanda. Çocuk olduğu için bırakıp hiçbir yere gidemiyorduk. Kendi yaşadığımız eksikliği. Ya, gerçekten yani kendimizde yaşadığımız bütün eksikleri biz bir araya getirerek. Benim 6-7 yaşındaki çocuğum var. Onun okula alışması çok zor. Evet. Yani ben diyorum ki böyle bir kurum geçen sene olmuş olsaydı belki benim çocuğum daha rahat bir kurum çalışacaktı. Evet. Okul öncesi eğitimin önemini biraz bize bahsedebilir misiniz? Okul öncesi eğitimimizde bizim resim analizimiz var. Çocuklar arasında yaptık. İçlerinde iki günler başlatmaya çalışıyoruz. Nasıl bir psikoloji içerisinde? Ebeveynlerin nasıl bir yerlere koydular? Ailede kendilerini nerede hissediyorlar? Artı zeka geliştirici, güçlü oyuncakları gözlemlememiz çok önemli. Montessori sınıflarının en büyük komatizmlerden çocuklarla kendi özgürlüğümüz. Kendi varlığını geliştirebilmesi, kendi yeteneğini ortaya çıkarabilmesi. Tabii işte onun için iki şekilde bir araya getirmek de çok büyük bir şey. Yani bunu alkışladığımız zaman, destekladığımız zaman çocuk uçuyor. Ben de mükemmel, neler yapıyorum? Kendine olan güvenini görüyorum. En önemlisi anneden bağımsız bir yerde kalmaları gerektiğini biliyorlar. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ve tatlı sohbetiniz için. Teşekkür ederiz. Buraya kadar yapabildiğiniz yerde kırdığınız için. Sağ olun. Bugün sizlere Erzincan Merkez'den seslendik. Çok samimi, çok güzel bir yere konuyoruz. Hem ebeveynler düşünülüyor, hem çocuklar düşünülüyor. Eğer ki buradaysanız mutlaka gönül rahatlığıyla çocuklarınızı emanet edebilirsiniz diyoruz. Hem de gerçek hayata güzel bir başlangıç atmış olurlar. Bizim turumuz devam ediyor. Bizimle yeni sektörleri tanımaya devam etmek için ekran başından ayrılmayın.